Pripyat şehrini biliyor musunuz? Çernobil nükleer santrali hakkında bir şey duydunuz mu? Büyük annem orada çalışmıştı. Kaderini sonsuza kadar değiştiren ve birçok insanın hayatını alan bu patlamaya tanık oldu. Benim adım Maria. Büyük annemin adı Julia idi. Başka bir ülkede ailemin tanıştığı küçük bir kasabada doğdum. Büyük annem her zaman neşeli bir kadındı. Sık sık benimle oynardı ama aynı zamanda sık sık hastalanırdı büyüdüğüm zaman bana hayat hikayesini anlattı ve ben de bu hikayeyi sizlerle paylaşacağım. Anladığınız gibi Pripyat'ta doğdu. Görkemli bir şehirdi. Hayat sakin ve sessizdi. Düğünler, doğum günleri, hafta içi rutinleri, herkes gelecek için planlarını yapmıştı. Büyük annem bir mühendis olarak okudu ve büyük bir nükleer santral olan Çernobil nükleer santralinde iş buldu. Oradaki iş zararlıydı ama iyi para ödüyorlardı. Büyük annem daha çok para kazanmayı ve yurt dışına gitmeyi hayal ediyordu. Her şey her zamanki gibi devam etti ve sonra İlya adında bir adamla tanıştı. O da nükleer santralde bir iş bulmaya çalıştı ama işe alınmadı. Bu yüzden yerel bir fabrikada çalışmaya başladı. Birbirlerine aşık oldular, evlendiler. Zamanla ev sahibi oldular. Çalışmaya devam ettiler. Uzun zamandır çocukları olmadığı için biriktirdikleri parayla mücevher alıp gizli bir yerde sakladılar onun hakkında birçok kez söylendi. Büyük annem belki bir gün birinin hazineyi bulacağını ve kalbinin sakinleşeceğini söyledi. Hazinenin toprak altında kaybolmasını istemiyordu. Bu fikir her zaman oraya gitmeme ve büyük annemin bahsettiği her şeyi kendi gözlerimle görmeme sebep oldu. Bana uzun bir yol olduğunu ve tehlikeli olduğunu anladım. Bu yüzden arkadaşlarım Sasha ve Oleşia'yı topladım. Ukrayna'da Olesya'nın kız kardeşi Dasha'ya tatile gideceğimizi söyleyerek ailelerimizden izin aldık. Ebeveynler birbirleriyle iyi iletişim kurdukları için kabul ettiler. İhtiyacımız olanı topladık ve yola çıktık. Dasha bizi iyi karşıladı. Evinde odalar ayarladı ve buzdolabını yiyeceklerle doldurdu. Bütün gün işte olması çok uygundu. Bu da zamanı bağımsız olarak yönetebileceğimiz anlamına geliyordu. Haritayı dikkatlice inceledikten sonra Pripyat'ı aramaya gittik. Oraya varmamız uzun zamanımızı aldı çünkü hemen bulamadık. Yolda kaybolduk. Sonra yerlilere sormam gerekti. Evet, orada bazı insanlar var ama sonunda oraya giriş hala yasaktı çünkü bazı kurallar var. Neredeyse 30 yıl geçmiş olmasına rağmen ve bazı binaların bakıma muhtaç olmasına rağmen radyasyon var. Bir tur satın almamız ve bir rehberin yakın gözetimi altında organize bir grubun parçası olmamız gerekiyordu. Başka seçenek yoktu. Bu yüzden bilet aldık ve küçük bir turist grubuyla yola çıktık. Oraya vardığımızda önümüze yarı ölü bir şehir çıktı. Dürüst olmak gerekirse terk edilmiş evleri, bir zamanlar gelişen çok katlı binaları görmek çok ürkütücü. Büyük annem bunlardan birinde yaşıyordu. En korkutucu şey burada hala radyasyon olduğunu bilmekti. Görünmez bir düşman gibi sinsice öldürebilir ya da birkaç yıl sonra hatta daha uzun bir süre sonra geri dönebilirdi hiçbir şeye dokunmamaya çalıştık ve radyasyon seviyesini ölçmek için her yerde bir dozimetre kullandık. Birçok avlu otla kaplıydı. Bazı yerlerde oyun alanlarına oyuncak ve bisikletler serpilmişti. Bazen de sadece kapağı kalmış eski kitaplar gördüm. Bir an düşündüm ve büyük annemin hikayesini hatırladım. Yerel bir hastanenin önünden geçiyorduk ve orada durduk. Rehber, aralarında anneannemin de bulunduğu patlamanın olduğu gece hastaneye kaldırılan kurbanlardan bahsetti. Ancak kendisi farklı bir nedenle hastaneye kaldırıldı. Büyük annem en sıradan günlerden birinde işe gitti. Büyük babam bir iş gezisine çıkmıştı. Vardiyasında çalışan büyük annem eve gitmek istedi. Gece yarısıydı. Fakat aniden meslektaşlarını gördü. Reaktörle ilgili bazı sorunlar olduğunu ve belki de akşam vardiyasının bir süre daha kalma gerektiğini söylediler. O anda büyük annem birdenbire kötü hissetti. Karnında keskin ağrılar hissetti ve sonra bayıldı hastaneye kaldırıldı. Şef bir mühendisin istasyondan çıktığını öğrendiğinde çok sinirlendi. Ama yapılacak bir şey yoktu. Büyük annem bir kanepede uyandı, hemşire onu ayılttı ve sağlığını sordu. Doktorlar onu incelemeye başladı. Büyük annem korkmuştu. Ciddi bir şey olduğunu düşündü ve hamile olduğu söylendi. O anda hastanenin camları sallandı, avize sallandı. Herkes bunun hafif bir deprem olduğunu düşündü. Ancak birkaç saat sonra telefon hatları koptu. Ardından doktorlar istasyonda bir patlama olduğunu öğrendi. O anda büyük anneme IV verildi, tansiyonu düştüğü hala kovuştaydı. Aniden hastanede bir kargaşa başladı. Hastaların ağrı, işkence çığlıklarını duydu. Yaralıları getirdiler. Aralarında itfaiyecilerden de bulunan patlamanın kurbanları vardı. Büyük annem kalkıp gidemedi. Bu yüzden koridorda olanları dinledi. Sonra sorunun ateşle ilgili olmadığını öğrendi. İnsanlar çok güçlü radyasyona maruz kaldıktan sonra ölmüştü. Giysileri radyasyona maruz kalmıştı ve organları deriden gelen radyasyonla hasar almıştı. Bir kişi birkaç gün bazen saatler içerisinde ölüyordu. Elinden kateteri kaptı ve en yakın arkadaşına ulaştı. Kocasını aramaya başladı ama ulaşamadı. Büyük annem ne olduğunu çok iyi anladı. Çünkü kendisi de orada çalışıyordu ama aynı zamanda anne olacağını anladı. Bu yüzden kendini koruma içgüdüsü işe yaradı ve eve koştu. Yolda burnunu ve ağzını kıyafetlerle kapattı. Önünde grupla birlikte bulunduğumuz hastane daha çok mezarlığa benziyordu. O gece duvarların içinde çok insan öldü ve en kötüsü itfaiyecilerin yüksek radyasyonlu ekipmanlarının hala orada saklanmasıydı. Sonra rehber bizi yerel bir eğlence parkına götürdü. Tam da büyük annemin eşyalarını topladıktan sonra kaçtığı yer. Evde telefonları yoktu. Bu yüzden sokaktan dedemi aramak için oraya gitti. Yolda büyük annem insanlara bir an önce koşmaları için bağırdı. Ama kimse onu dinlemedi. Herkese sadece bir yangın gibi geldi. Sonunda büyük annem ertesi sabah kaçmayı başardı. Uzun bir yol katetti ve her şey çocuğunu kurtarmak içindi. Annemi. Kazadan sonra üçüncü gün Çernobil kazasının meydana geldiği resmen açıklandı. Bir gün önce insanlar tahliye edilmeye başlandı. Herkes eşyalarını, mobilyalarını ve her şeyi bırakarak sadece üç gün evden ayrıldı. Ve büyük annem şehri uzun yıllar hatta sonsuza dek veda ettiklerini anladı. Adamlar ve ben şaşkın bir bakışta yürüdük ve hiçbir şeye dokunmamaya çalıştık. Sonra büyük büyükannemin ne hakkında konuştuğunu hatırladım. Hazinesi. Sasha ve Olesya rehberden kaçmak için bir plan yaptı. Gruba kısa bir ara verdiğimizde ve rehberin dikkati dağıldığında sessizce yüksek binaların girişlerinden birine saklandık ve grup birkaç dakika içinde bizsiz ayrıldı. Onlar dönene kadar burada bulunma sebebimizi bulmak için biraz zamanımız vardı. Büyük Büyükannemin gösterdiği adreste durduğumuz için şanslıydık. Dedemle yaşadığı evi, girişi ve daireyi bulduk. Ona göre mücevherler odanın duvarına gizlenmiş ve orada gizli bir cep oluşturmuşlardı. Duvardaki betonu kırmak için üçümüz biraz gürültü yapmak zorunda kaldık. Süslenmiş süslemeler neredeyse görünümünü koruyordu. Temiz ve güzeldi. Paketi aldım, düzgünce katladım ve çantama sakladım. Birden saşa duvarda tuhaf bir ses duydu. Bir dakika dinledik ve sonra Oleş'e hadi koşalım diye bağırdı. Girişe bir hızlı girdik. Müdahalemiz yüzünden harap olmuş eski ev yıkılmaya başladı. Duvarlar bir iskambil evi gibi yıkıldı. Korkudan neredeyse bir saniye içinde sokağa çıktık ve bina neredeyse yarı yarıya çöktü. Kalbim deli gibi göğsümde çarpıyordu. O anda kötü bir rehberi olan bir muhafız bize doğru geldi. Ancak tuvalet ararken kaybolduğumuza ve binanın hiçbir hatamız olmadan çöktüğüne dair yalan söyledik. İnanıp inanmadıklarını bilmiyorum ama aynı saniyede bizi Pripyat'tan aradılar. Günler boyunca şoktan çıkamadık. Hayır, yıkımdan korkmadık. Bir zamanlar yaşayan güzel şehrin terk edilmiş, unutulmuş bir yere nasıl dönüştüğünü görmek çok daha kötüydü. İster inanın ister inanmayın insanlar orada yaşıyor. Tabii ki her yerde değil, küçükler ama oradalar. Yol boyunca turistler için birkaç küçük dükkan bile gördük. Bu patlama pek çok cana mal oldu. Bütün ailelerine. Ve bu sadece kendisiyle ilgili değil aynı zamanda sonuçlarıyla da ilgiliydi. Bu arada büyük annem tekrar ağırlaştı. Kaçmayı başardığında o ve büyük babası her şeyin bittiğini, artık her şeyin yoluna gireceğini düşündüler. Ancak doğum yaptıktan sonra büyük annenin durumu kötüleşti. İlk başta herkes sorunun ne olduğunu anlayamadı. Midesi ağrıyordu. Gastrit tanısı ile tedavi gördü. Yıllar geçti ve ağrı geri döndü. Şimdi ülseri olduğu söylendi. O da tedavi edildi. Son yıllarda kanser olduğunu öğrendik. Bu tüm aileyi bir darbe oldu. Ancak büyük annem bunu bekleneceğini söyledi. Çünkü ne kadar uzağa koşarsa koşsun atmosfere salınımların üstesinden gelinemezdi. Herkes nefes aldı. Yani çoğunluğu etkileyen sonuçlar bunlar. Ama sözümü yerine getirdim. Büyük annem son kez ona ve dedesinin yüzüklerine, ona verdiği küpelere bir göz atmayı hayal etti. Onları ona getirdiğimde şok oldu ama kalbinin derinliklerinden bana minnettar oldu. Aynı gün cennete gitti ama rahatlamış kalbi ve yüzünde bir gülümsemeydi. Arkadaşlar abone olun, yorumlarda bize Çernobil hakkında bildiklerinizi anlatın.